İyi günler arkadaşlar. Bugün 7. dersi göreceğiz. 7. dersin konusu iyilik zamirleri. Tekili göreceğiz sadece. Bunun Arnavutçası da premrat pronor. Niyes. Yani tekilleri sadece göreceğiz. Yani benim, senin, onun. Bunları göreceğiz sadece bu dersimizde. Daha sonra ise bizim, sizin, onların kısmını da göreceğiz. İyilik zamirlerinde dört noktaya dikkat etmemiz gerekir. Bir, sahip olduğumuz şeyin eril ya da dişil olmasına göre iyilik zamiri de değişiyor. Biliyorsunuz Arnavutça'da eril ve dişil çok önemli. Tabii ki iyilik zamirinde de eril, sahip olduğumuz şeyin eril ya da dişil olması önemli. Çünkü bunlar farklı şekillerde oluyor. Aşağıda da görüleceği gibi erillerde birinci tekil şahısta im. Yani benim dediğim zaman im geliyor. İkinci tekil şahısta üt. Geliyorken dişillerde birinci tekil şahısta ime, ikinci tekil şahısta ise yote gelmektedir. İki, sahip olduğumuz şeyin belirli şeklini kullanmamız gerekir. Bildiğiniz gibi isimlerin belirli ve belirsiz şeklini iyi öğrenmemiz gerekir demiştim. Belirsiz isimlerin belirsiz ve belirli şekillerini anlattığımda bu konunun çok önemli olduğunu ve bize sürekli olarak ileride lazım olacağını söylemiştim. Bundan dolayı bu konuyu, yani isimlerin belirli ve belirsiz şeklini iyi öğrenin demiştim. Hatta eğer bilmiyorsanız bir tekrar yaparsanız çok iyi olur. Örnek olarak belirsiz olan autobus değil de belirli olan autobusi kullanılmaktadır. Yani autobus demiyoruz, belirlisi olan autobusiyi kullanıyoruz. Aynı şekilde belirsiz olan vark, yani kayık oluyor, değil de belirli olan varka kullanılmaktadır. Şimdi burada vark kullanırsak, dişil olarak tabii, ya da autobus dersek iyi olmaz. Yani iyi olmaz değil, yanlış olur. Bundan dolayı bu isimlerin sahip olduğumuz şeyi söylerken onun belirli şeklinde söylememiz gerekiyor. Üçüncü nokta ise, üçüncü tekil şahıslarda sahip olunan şeyden önce erillerde i, dişillerde ise e gelmektedir. Bu da çok önemli bir konu. Erillerden sonra i, dişillerde ise erillerden sonra i, dişillerden sonra e. Bu sık sık karşımıza çıkacak olan bir şey. Bunu da iyi ezberlemeniz gerekir. Yani autobusi i, varka e. Buna benzer şeyleri biz sık sık kullanacağız. Erillerden sonra i, dişillerden sonra ise e. Bundan dolayı bu üçüncü noktaya dikkat etmemiz gerekir ve bunu iyi ezberlememiz gerekir. Çünkü sürekli olarak bize lazım olacak. Dördüncü nokta ise üçüncü tekil şahıslarda yine sahip olan eril ise ti, dişil ise say gelmektedir. Bunu da iyi ezberlememiz gerekiyor. Bununla ilgili tabii örnekler yapmamız biraz sonra yapmamız gerekiyor değil, yapacağız biraz sonra bu konuyla ilgili örneklere. Ve örnekleri yaptıktan sonra konuyu tabii ki daha iyi kavramış olacaksınız. Sahip olduğumuz şeyin eril ya da dişil olması İyilik zamirini de farklılaştırmaktadır demişim. Yani sahip olduğumuz şey eğer eril bir nesne ya da canlı, canlı derken tabi bu insan olabilir, bitki olabilir ya da herhangi bir hayvan olabilir. Bunda yani bunların hepsi önemli. Eril ya da dişil olması. Şimdi erillerde birinci tekil şahısta biraz önce de söyledim im. Yani ben im. İm geliyor buraya boş kısma.
buradaki boş kısma ismin belirli şekli geliyor. Ondan sonra im ekliyoruz tabii erilse. İkinci olarak üt, senin oluyor. Üçüncü nokta iti, onun. Onun. Yani onun dediğimizde eğer sahip olan kişi eril ise iti diyoruz. Aynı İngilizce'deki his gibi. İngilizce'de de nasıl eril, sahip olan kişi eril ise his, eğer dişil ise her diyorsak, burada da iti diyoruz. Tabii eril olduğu için ikisinde de sahip olan kişi ister eril ister dişi olsun, sahip olunan şey eril olduğu için sahip olan şeyden sonra i geliyor. İti, eril olan kişi, erile ait olan bir şey. Yani bu sahip olan kişi illaki insan olmak zorunda değil. Yani bu bir hayvan da olabilir. Mesela köpeğin gözü dediğimiz zaman sahip olan kişi nedir? Köpek. Köpek de erile giriyor. İti diyoruz. Sahip olan kişi ya da nesne, bu tabii ki pencerenin camı dediğimizde, gerçi o dişil buraya giriyor, yok pencere cam eril, cami isay dediğimiz zaman eğer pencereden bahsediyorsak pencere dişil olduğu için isay dememiz gerekiyor. İngilizce'deki gibi her, yani sahip olan kişi eril ya da dişil olsun ne olduğu önemli değil. İnsan, bitki olabilir, ne bileyim herhangi bir hayvan olabilir ya da herhangi bir nesne olabilir. Biraz önce dediğim gibi cami isay, onun camı. Mesela pencerenin camı diyorsak isay dememiz gerekir. Çünkü pencere dişildir. Şimdi burada eril olarak sahip olunan şeyden, nesneden, isimden daha doğrusu hareket ederek erilleri anlattım. Şimdi de sahip olduğumuz şey dişil olsun. Mesela yukarıda örnek olarak varka demişim ya da çanta olabilir. Mesela iğme diyoruz. Bu noktalı yere çanta, dişil olduğu için iğme. Burada eril olduğu için mesela otobüsü im ismi koyuyoruz buraya. Burada da belirli şeklini çanta mesela iğme. Benim çantam oluyor. Yote mesela yine çantayı örnek alalım. Çanta yote senin çantan oluyor. Çanta eti biraz önce yukarıda demiştim hatırlıyorsanız i ve e'ye, buradaki i ve e'ye dikkat edin demiştim. Şimdi burada sahip olunan şey eril olduğu için iyi geliyordu. Fakat burada sahip olunan şey dişil olduğu için ne yapıyoruz? Buraya sahip olduğumuz şeyden sonra e'ye geliyor. Ne olursa olsun yani dişil olduktan sonra e geliyor. Mesela çanta eti onun çantası. Onun çantası. Bunu fazla koymuşum. Onu sileyim. Tabii bu i gelmiş. İ, ı, u ve ü geliyor biliyorsunuz Türkçe'de. Yine burada erillerde de söylediğim gibi sahip olan kişi nesne, hayvan olabilir. Eğer erilse eti diyoruz. Dişilse esay, onun çantası ya da onun evi. Sahip olunan şey eril olduğunda burada da ti geliyor. Dişil sahip olunan şey eğer dişilse, fakat sahip olan kişi eğer erilse ti geliyor. Burada da sahip olan olunan şey eğer erilse fark etmiyor. Sahip olan kişi dişil olduğundan dolayı say geliyor. Burada da esay, onun mesela çanta esay, onun çantası. Burada çantanın sahibi kimdir? Bir dişil, bir bayan oluyor. Yukarıda da çantati, onun çantası, sahip olan kişi eril.
bir erkeğe ait, bir erile ait olan bir çanta. Şimdi örnekler verelim. Autobusi im. Autobusi im, benim otobüsüm. Autobusi üt. Autobusi üt, senin otobüsün. Autobusi iti. Autobusi iti, onun otobüsü. Erkeğe ait olan, erile ait olan bir otobüs. Autobusi isay. Autobusi isay, onun otobüsü. Dişile ait, bir bayana, bir dişile ait olan otobüs. Şimdi sahip olunan şey dişili görelim. Sahip olduğumuz şey dişil. Varka ime. Varka ime, benim kayığım. Varka yote. Varka yote, senin kayığın. Varka eti. Varka eti, onun kayığı. Erile ait olan bir kayık. Eti, bak ti değişmiyor. Burada da ti, burada da. Değişen ne? İ yerine burada E gelmiş. Niye? Çünkü sahip olunan şey dişil. Burada sahip olunan şey eril. Her ikisinde de ne yapıyoruz? Belirli ismi kullanıyoruz. Yani otobüs im demiyoruz. Otobüs belirsiz. Belirli olan autobusi im. Onu kullanıyoruz. Burada da varka. Vark belirsiz. Varka belirli oluyor ve belirliği kullanıyoruz. Yukarıda da söylemiştim. Burada tekrarlıyorum. Çünkü tekrar etmekte herhangi bir sakınca yok. Varka esay, varka esay, onun kayığı, dişile ait olan bir kayık. Burada da isay, burada esay. Sahip olunan şey dişil olduğu için e, burada eril olduğu için iyi kullanıyor. Sürekli olarak tekrarlıyorum. Neden? Çünkü bu konu çok önemli. Bu konuda hata yapılıyor. Hata yapıldığından dolayı ben de tekrarlamak zorunda kalıyorum. Daha iyi kavramanız ve hata yapmamanız için. İyilik zamirlerinde soru cümlesi aşağıdaki gibidir. Eril, yani benim otobüsüm, benim çantam diyebilmek için karşı taraftan bir soru gelmesi gerekir. Yani kimin, kimin olarak ve soruda da cevapta da olduğu gibi eril ve dişildeki soru şekli değişiyor. Burada ne demiştim? İyi, sahip olunan şey eril olduğunda iyiye dikkat edin demiştim. Sahip olunan şey dişil olduğunda e'ye dikkat edin demiştim. Niye? Sürekli olarak bize lazım olacağını, ileride sadece bu derste değil, sürekli olarak her zaman bize lazım olacak demiştim. Bundan dolayı sürekli olarak tekrarlıyorum. Belki de diyeceksiniz, ya hocam niye bu kadar çok tekrarlıyorsun, biz anlamıyoruz mu diye. Ama tekrar etmekte herhangi bir sakınca yok. Şimdi sahip olan bir eril nesne ya da kişi, sorduğumuz zaman bu kime ait olduğunu sorduğumuzda iyi geliyor. Burada olduğu gibi ikuit, kimin? İkuit, kimin? Ve bununla ilgili birkaç örnek yapalım, sonra dişile geçelim. İkuit öst kü ultar. İkuit öst kü ultar. Bu yolcu kimindir? Yani otobüs istasyonundasınız ve bir yolcu var. Hangi firmaya ait olduğunu soruyorsun. İkuit öst kü ultar. Bu yolcu kimindir? Kü öst ultari im. Bu benim yolcumdur. Kü öst ultari üt. Kü öst ultari üt. Bu senin yolcundur. Kü öst ultari iti. Bu onun yolcusudur. Yani erile ait olan bir yolcu. Kü öst ultari isay. Kü öst ultari isay, bu onun yolcusudur. Dişile ait olan bir yolcudan bahsediyoruz. Burada erile ait, burada dişile ait olan bir yolcu. Erilde ne diyorduk? İkuit. İyi, eril olduğu için iyi koyuyorduk. Burada ise dişile ait olan bir şeyi, pardon,
sahip olunan şey dişil olduğunda, bu sahip olunan şeyin kime ait olduğunu sorduğumuzda ise ekul, kimin diyoruz. Dişil olduğu için e kullanıyoruz. Burada i kullandık. Ekuit erst kio bilet. Ekuit erst kio bilet. Bu bilet kimindir? Kio erst bileta ime. Kio erst bileta ime. Bu benim biletimdir. Kio erst bileta jote. Kio erst bileta jote. Bu senin biletindir. Kjo është bileta e ti. Kjo është bileta e ti. Bu onun biletidir. Kjo është bileta e saj. Kjo është bileta e saj. Bu onun biletidir. Yani bir dişile ait olan bir bileti e saj, erile ait olan bileti ise e ti diyoruz. Yine örnek olarak yukarıda yaptık ama bir tekrarlayalım. Autobusi im, autobusi im, benim otobüsüm. Autobusi üt, autobusi üt, senin otobüsün. Autobusi iti, autobusi iti, onun otobüsü. Autobusi isay, autobusi isay, onun otobüsü. Dişile geçiyoruz. Sahip olduğumuz şey dişil olduğunda. Varka ime. Varka ime. Benim kayığım. Varka yote. Varka yote. Senin kayığın. Varka eti. Varka eti. Onun kayığı. Varka esay. Varka esay. Onun kayığı. Dişiliğe ait olan bir kayık. Kuş neydi daha önce gördük. Yani Arnavutça kuşları, Türkçe kuş değil. Kuş ne demekti? Kim? Kim? Şimdi bununla ilgili ve iyilik zamirleriyle ilgili örnekler yapacağız. İkisini birleştirerek. Kuş öşt kü. Kuş öşt kü. Bu kimdir? Kü öşt şoku im. Kü öşt şoku im. Bu benim arkadaşımdır. Tabii arkadaş burada şok olduğu için eril arkadaş, erkek arkadaş. Kuş öşt kü, kuş öşt kü, bu kimdir? Kü öşt diali im. Kü öşt diali im, bu benim oğlumdur. Bunlar hep eril. Önce erilleri yapacağız, daha sonra dişile geçeceğiz. Kuş öşt kü, kuş öşt kü, bu kimdir? Kü öşt babayı üt. Kü öşt babayı üt. Bu senin babandır. Kuş öşt kü, kuş öşt kü, bu kimdir? Kü öşt cüşi iti. Kü öşt cüşi iti, bu onun dedesidir. Yani erile ait olan bir dede. Herhangi bir erkek, erkeğe ait olan dededen bahsediyoruz. İti diyoruz. Kuş öşt ay, kuş öşt ayı, o kimdir? Ay öşt diali im. Ay öşt diali im, o benim oğlumdur. Kuş öşt ay, kuş öşt ay, o kimdir? Ay öşt buri im. Ay öşt buri im, o benim kocamdır. Ay öşt şoku im. Ay öşt şoku im. O benim kocamdır. Yani şoku im de bazen benim kocam olarak, eşim olarak da kullanılıyor. Aslında tam eşin tam karşılığı başkşorti im demek gerekiyor. Başkşorti im. Ama koca içinde bazen şoku im denilebiliyor fakat daha az. Kuş öşt ay, kuş öşt ay, o kimdir? Ay öşt nipi iti. Ay öşt nipi iti, o onun yeğenidir.
O onun yeğenidir. Yani burada erile ait olan bir erile ait olan bir yeğenden bahsediyoruz. Nip demek Arnavutça'da hem torun hem de yeğen. Ama tabii ki erkek yeğen ve erkek torun için kullanılıyor. Po ay atiye kuş ırşt. Po ay atiye kuş ırşt. Peki o oradaki kimdir? Şurada bir değişiklik yapalım. Daha iyi anlaşılması için ya da yanlış anlaşılması neden hep iti dedik de İsa demedik. Bunu İsa diyelim. Anlamı değişmiyor. Ay ırşt daya İsa. Ay ırşt daya İsa. O onun dayısıdır. Yani bir bayana ya da bir kıza, bir dişile ait olan bir dayı. Ay ırt cecai iti. Bunu da say yaparsak daha iyi olur. Hep itiyle yapmayalım. Sanki sadece eriler için iti kullanılıyormuş izlenimini vermeyelim. İkisinden de örnek yaparsak daha iyi olur. Ay ırt cecai ise yani bir kıza, bir bayana ait olan amcadan bahsediyoruz. O onun amcasıdır. Burada iti dediğim zaman erkeğe ait olan bir torundan bahsediyoruz. İsa dediğimizde de dişile ait. Yani sahip olunan şey ister eri ister dişil olsun fark etmiyor. Şimdi sahip olduğumuz şeyin eril olduğunda yani o kimdir dediğimizde işte o benimdir, senindir. Burada sahip olunan şey nedir? Dişil. Burada erilleri gördük. Şimdi dişileri göreceğiz. Kuş ırtıkıyor. Kuş ırtıkıyor. Bu kimdir? Yani sorduğumuz şey, sorduğumuz kişi. Bu kimdir dediğimizde bir dişili soruyoruz. Kuş ırtıkıyor, erili soruyoruz. Burada kuş ırtıkıyor, sorduğumuz şey dişil. Kyo, dişil, kü, eril. Daha önce gördük. Kyo ırt şoçayime. Kyo ırt şoçayime. Bu benim arkadaşımdır. Yani bir kız arkadaşım. Bu kim diye soruyor. Bir kızı soruyor. Ben de diyorum ki bu benim arkadaşımdır. Şoçya kız arkadaş, şoku erkek arkadaştı. Daha önce bunları görmüştük. Kuş ırt kyo. Kuş ırt kyo. Bu kimdir? Kyo ırt vayza ime. Kyo ırt vayza ime. Bu benim kızımdır. Kuş ırt kyo. Kuş ırt kyo. Bu kimdir? Kyo ırt nona yote. Kyo ırt nona yote. Bu senin annendir. Kuş ırt kyo. Kuş ırt kyo. Bu kimdir? Kyo ırt cüşya esay. Kyo ırt cüşya esay. Bu onun ninesidir. Cüşya nine. Dikkat ediyorsanız belirliği kullanıyoruz. Cüşya. Cüşe, cüşya. Kuş ırt ayo. Kuş ırt ayo. O kimdir? Ayo ırt vayza ime. Ayo ırt vayza ime. O benim kızımdır. Kuş ırt ayo. Kuş ırt ayo. O kimdir? Ayo ırt gruaya ime. Ayo ırt gruaya ime. O benim karımdır. Ya da karım biraz belki kaba oluyor ama eşimdir. Tabii ben niye karımdır yazdım? Çünkü söyleyen kişi erkek olduğu için yazdım. Eşimdir dediğim zaman karışmasın diye. Ayo ırt şoçya ime. Ayo ırt şoçya ime. O benim karımdır. Ya da şoçya burada erilde başk şorti demiştim. Şoçya aynı zamanda başk şortya da diyebiliriz. Şoçya yerine başk şortya kullanabiliriz. Yalnız şunu vurgulamak istiyorum. Yani bir bayan şoku im
pek fazla kullanmaz. Yani bu fazla kullanılmıyor. Ya da şok uyum dediğin zaman tabii ki eşi olabileceğini tahmin ediyoruz. Fakat şoçya daha çok kullanılıyor. Şoçya iğme. Yani burada bir bayan burayım derken bir erkek, yani gruaya iğme de kullanılıyor. Fakat şoçya iğme de aynı şekilde kullanılıyor. Yani şoçya şokudan daha fazla kullanıldığını da burada vurgulamak istiyorum. Kuşaşt ayo, kuşaşt ayo, o kimdir? Ayo ışt besa eti. Ayo ışt besa eti. O, onun yeğenidir. Yani kimin yeğeni? Bir erkeğe ait olan bir yeğen. Yani onun, bir erkeğin yeğeninden bahsediyoruz. Fakat buradaki besa neydi? Dişildi. Kız yeğen ya da kız torun. Biraz önce söylemiştim. Arnavutça'da yeğen ve torunun anlamı aynıydı. Po ay atiye kuşoşt. Po ay atiye kuşoşt. Peki o oradaki kimdir? Ayı ışt tezya esay. Ayı ışt tezya esay. O onun teyzesidir. Ayı ışt hala esay. Ayı ışt hala esay. O onun teyzesidir dedim. Demişim tabii ki yanlış. Halasıdır. O onun halasıdır. Bazen yanlışlarımızı burada anlatırken görüyorum. Önemli olan düzeltmek. O onun halasıdır. Tabii hem teyze say hem hala say dediğimizde hala, halaya ve teyzeye sahip olan kişi bir dişil, bir kız, bir bayan, yani bayana ait olan teyzeden ve haladan bahsediyoruz. Evet arkadaşlar, burada 7. dersimizin 1. kısmını, iyilik zamirlerini gördük. Ve daha sonra 7. dersin 2. kısmını da göreceğiz. Şimdilik hepinize iyi günler ve iyi çalışmalar.